Merhaba arkadaşlar, bugün 30 Mart 2019 Cumartesi günü. Bugün yabancı ülkelerdeki borsalara nasıl yatırım yapılır? Özellikle Amerikan borsasına nasıl yatırım yapılır? Hangi aracı kurum üstünden yatırım yapılır? Onları anlatacağım. Amerikan borsasına yatırım yapmak için ülkedeki bankalar kullanılabilir. Örneğin yurt dışına yatırımı garanti yatırım üstünden örneğin yapabilirsiniz. Burada garanti yatırımın üstünden hangi borsalarda işlem yapabileceğiniz ve o borsaların açılış kapanış saatleri şu tarafta ve onun Türkiye saatiyle karşılığı görünmekte. Ben ama daha çok Amerikan borsasını göstereceğim. Biraz daha kapsamlı Amerikan borsasındaki aracı kurumların kullandığı teknolojiler ve size sağladığı özellikler. Tabi bunun için İngilizce bilmeniz gerekmekte. Zaten yabancı hisselere yatırırken de İngilizce bilmeniz yararlı olacaktır sizin için. Ön koşul İngilizce diyebiliriz bunun için. Daha değişik, daha güzel platformları var. Örneğin size bir sıralama gösterirsem şurada Stock and Commodities dergisinde çıkan en iyi yurt dışındaki aracı kurumları göstermekte burada. İlk olarak en iyisi Interactive Brokers seçilmiş bu sene. Daha sonra TD Ameritrade, Thinkorswim, TradeStation gibi. Bu ilk dördünü size kısaca göstereceğim. Interactive Brokers şöyle desteği az olan fakat alım satım işlemlerinin ucuz olduğu bir büyük bir broker, yani aracı kurum demek broker. Ben Interactive Brokers İngiltere'de hesabım var. Amerika'da da hesap açtırabiliyorsunuz. Interactive Brokers'a girdiğinizde Türkiye dışındaki hemen hemen bütün Avrupa ve Amerika borsalarında işlem yapabiliyorsunuz. Eğitim kısımlarında bayağı eğitimleri var. Burada video olarak da yüklemişler. Fiyatları da komisyon değerleri de diğerlerine göre daha ucuz. Burada karşılaştırması var. Örneğin Interactive Brokers'ta 100 hisse aldığınızda 1 dolar ödüyorsunuz Amerikan hisseleri. Diğerlerinde ortalama 5 dolardan başlıyor alım satım işlemleri. En iyi broker, online broker da seçilmiş 2019'da gördüğünüz gibi. Burada hesap açmak için, diğerleri için de aynı, bir pasaport istiyorlar sizden. Yurt dışından hesap açmak, yani Türkiye'den ya da herhangi bir Amerika dışından bir yerden, İngiltere dışından bir yerden hesap açmak için. Örneğin diyelim, kişisel hesap açacağız buradan. Burada işlemlerimizi yapıp bize bir banka dekontu istiyorlar. Üstünde adresimiz yazılı olan ve buna ek olarak bir pasaportumuzu istiyorlar. Ondan sonra hesabımız açıldıktan sonra tabii formları dolduruyoruz. Amerika vergi sistemine dahil olmadığımızla ilgili formlar dolduruyoruz. Onları doldurduktan sonra parayı Amerikan bankası hesabına gönderiyoruz. Ve daha sonra burada işlemlerimizi yapabiliyoruz. Diğer bir Interactive Brokers gelişmiş olmasına rağmen ben TD Ameritrade'in platformunu daha çok sevdim. Bayağı gelişmiş bir platform, çok iyi. Ve kullanımı ücretsiz hesap açtığınız takdirde bu platformu indirip hatta işlemlerinizin doğru olup olmadığını görmek için paper trade dediğimiz, yani sanal parayla gerçek işlem yapıyormuş gibi işlemler yapıp ay sonunda bakıp ne kadar kazanmışsınız, ne kadar, yani bir sanal parayla işlem yapıyorsunuz, herhangi var olan bir parayla değil,
Böylece karınız, zararınız nedir onu görebiliyorsunuz. Bu da iyi bir şey yeni başlayanlar için. Ve platformları da çok gelişmiş bir platform. Hatta TradingView'dan daha da gelişmiş, daha iyi görüntülü platform diyebiliriz. Tek dezavantajı tekrar Türkiye ile ilgili hisselerin burada görünmemesi. Amerikan borsasının daha büyük olduğunu göz önünde bulunursak, orada da yatırım yapma imkanını sağlaması bizim için önemli olabilir. Türkiye için gene bankalarınızı kullanabilirsiniz işlem yapmak için. Burada da tekrar pasaport, Amerikan vergi sistemi ile ilgili bilgileri dolduruyorsunuz. Pasaport ve banka dekontu istiyor sizden. Bunları doldurduktan sonra hesabınızı açabiliyorsunuz orada. Platformu da Think or Swim diye bir platform. Çok güzel bir platform. Burada bayağı bir işlemleri yapabiliyorsunuz. Örneğin ben şu anda demosunu kullanıyorum. Yani simülasyonunu kullanıyorum burada gördüğünüz gibi. Simülasyonu bile çok kaliteli görüntü iletmekte. Bunun bir avantajı da diğer platformların daha çok Windows tabanlı çalışması. Bu platformun hem iyi görüntülü hem de bütün platformlar için, örneğin Macintosh için bile destek sağlaması tabii büyük bir avantaj. Bu en iyi beğendiğim platformlardan biri diyebilirim. Ek olarak burada örneğin değişik indikatörler ekleyebiliyorsunuz. Burada örneğin Linda Reşke'nin benim her zaman kullandığım indikatörü de bulunmakta. Burada bayağı bir hisseyi bulabiliyorsunuz. Örneğin Standard & Poor's'a bakalım. Gördüğünüz gibi 1 dakikalık, 5 dakikalık grafiğe bakıyoruz. Normalde bedavaya şeylerde böyle intraday yani gün içi grafikleri görmek çok mümkün değil. 1 dakikalık grafiği, 4 saatlik grafiği. Evet, bu da iyi bir platform. Onun dışında TradeStation var. TradeStation da tarihsel olarak iyi bir platform. 1982'de kurulmuş bir şirket. Interactive Brokers ondan daha eski. 1978'de kurulmuş. Şu anda 1200 çalışanı var. Amerikan tabanlı. Interactive Brokers da diğer ülkelerde, örneğin Avrupa, Amerika, Asya gibi yerlerde de işlem yapabiliyorsunuz. TradeStation ve Ameritrade sadece Amerikan hisseleri için. TradeStation platformu da çok iyi. Sadece Windows'da çalışıyor. Biraz komisyon oranları daha yüksek Interactive Brokers'a göre. Evet. Tekrar burada da hesap açmak için pasaport ve banka dekontu adresinizi belgeleyen banka dekontu gerekmekte. Daha sonra bunları yaptıktan sonra hesabınız açılıyor ve Amerikan bankasına parayı göndermeniz gerekiyor. Tavsiyem minimum olarak $2000 civarı başlamak gerekmekte. $2000 da tabii biraz az işlemler için. Bazı brokerların minimum açma, hesap açma değerleri var. Ama $2000'ın altında açmanın çok anlamı olmuyor. Çünkü yaptığınız işlemlerde komisyon ödüyorsunuz. Komisyon az olmasına rağmen, fakat çok işlem yaparsanız gene elinizdeki erimiş olacak. Borsada işlem yaparken de tabii işlem yapacağınız zaman bir minimum hesap miktarının olması gerekiyor. Borsada bir iş gibi düşünmek gerekiyor. Herhangi bir işe yatırım yaparken belli bir para bulunması gerekiyor elinizde. Bu da aynı şekilde elinizde belli bir para bulunması gereken bir iş. Minimum tavsiye edilen, daha da az fiyatlarla, örneğin $500'la da hesap açmak istiyorlar ama çok tavsiye edilen bir şey değil $500'la işlem yapmak. Evet, bugünlük de bu kadar. Umarım bilgi, genel bir bilgi verebilmiş oldum size bunlarla ilgili. Benim offshore hesaplarım da var. TradeStation
ve diğer Ameritrade Interactive Brokers dışında offshore hesapları biraz daha esneklik sağlıyor ama onu sadece az miktardaki hesaplar ve belli bir amaç için öneririm. Offshore hesaplarını kullanmanın amacı Amerika'da PDT kuralı diye bir şey var. PDT kuralı Pattern Day Trading kuralı. Yani 5 gün içinde sadece 3 kere işlem yapmanıza izin veriyorlar. Eğer hesabınız 25 bin doların altındaysa bundan dolayı offshore hesaplarını çok tavsiye etmiyorum herkese. Ama offshore hesabı içinde uygun olan brokerlar Trade Zero gibi örneğin Bahamalarda olan bir broker, Amerikan hisselerini alıp satabileceğiniz bir yer var. Ama onu tabii bunları herkese tavsiye edeceğim şeyler değil. Offshore'da broker kullanmak. Sadece örneğin penny stockları trade ederken kullanılabilir bu tür hesaplar. Evet, bugünlük de bu kadar. Bu videoyu beğendiyseniz üye olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, bay bay.